Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf çanta yayınları Etkinlikli Soru Bankası'nda test 3'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler 1. sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak 1. sorumuzda dersimize başlayalım. Günde 20 sayfa kitap okuyan Yaşar'ın 5 gün boyunca okuduğu toplam sayfa sayısını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gençler bir günde 20 sayfa okuyor. 5 günde ne kadar okuduğunu bulmamı istiyor. Bakın arkadaşlar şimdi seçeneklere bakarsın. A şıkkıyla başlarım. Bir günde 20 sayfa okudu. Gençler 2 günde ne olması gerekir? 40 sayfa olması gerekir. 30 yazdığı için A şıkkını diyorum. B şıkkına bakıyorum. Bir günde 20 sayfa okuduk. 2 günde 20'nin 2 katı 40 okuması gerekir. 3 günde 60, 4 günde 80 ve 5 günde 100 sayfa okur diyorum. O halde B şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet şöyle B şıkkını göstererek devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıda verilen oran çiftlerinin hangisi orantı belirtmez diye soruyor. Yani arkadaşlar aslında bizden hangi eşitlik ara, hangi kesiler arasında eşitlik yoktur diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman A şıkkı ile başlayacak olursam. Gençler 12 3'ün 4 katıdır. Şimdi 5'in 4 katı 20 olduğu için orantı belirtir. 2'nin 4 katı 8. 7'nin 4 katı 28 orantı belirtir diyoruz. Şimdi 5'in 3 katı arkadaşlar 5 çarpı 3 15 yapar. 2 çarpı 3 de 6 yapar. Orantı belirtir diyoruz. Şimdi 7'nin 3 katı 21'dir ama 4'ün 3 katı 12 olması gerekir. Bakın burada 15 olduğu için D şıkkı orantı belirtmez diyoruz. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Aşağıda verilen oran çiftlerinden hangisi orantı oluşturur diye soruyor. Arkadaşlar hangisi aynı miktarda artmıştır? Yani aynı oranda artmıştır diye düşünebiliriz. Bakın burada 18 altının 3 katıdır. 7'nin 3 katı 21 olduğu için orantı belirtir diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Şimdi diğer şıklarımıza bakalım. 4'ün 4 katı 16'dır. 5'in 4 katı gençler 20 olması gerekir. Burada 25 yazdığı için orantı belirtmez. Evet 2'nin 5 katı 10. 7'nin arkadaşlar 5 katı 35 olması gerekirken 42 yazıyor. Burada orantı belirtmez diyorum. Bir de gençler orantı konusunda şunu da yapabiliriz. İçler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Bakın 2 ile 40'ı çarpıyorum. Diğer tarafta 9 ile 10'u çarpıyorum. 2 çarpı 40'ın eğer orantı belirtmiş olsaydı 2 çarpı 40 9 çarpı 10'a eşit olması gerekirdi. Bakın 80 90'a eşit olmadığı için orantı belirtmez diyoruz. A şıkkını doğru cevap olarak işaretlemiştik. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. A ve B sayıları, sayıları sırasıyla 3 ve 7 ile doğru orantılıdır. Gençler o halde A 3 ile B de 7 ile doğru orantılı. Buna göre 2A artı B 2B artı A bölü B eksi 2A oranı kaçtır? Gerçekten burada A sayısına 3 ile doğru orantılı olduğu için 3K diyebiliriz. Bakın B sayısına da direkt 7K diyorum. Çünkü 7 ile doğru orantılı dedi. O halde A gördüğüm yere 3K B gördüğüm yere 7K yazacağım. Evet işlemi aynen yazıyorum. 2 çarpı B arkadaşlar B 7K idi. 2 çarpı 7K artı A'nın değeri 3K idi. Bölü B eksi yani 7K eksi 2A 2 çarpı A'nın değeri de 3K idi. Şimdi 2 ile 7K'yı çarptım. 14K artı 3K bölü 7K eksi 2 kere 3 6K. Buradan arkadaşlar 14 3 daha 17K. Bölü 7K'dan 6K'yı çıkartırsam 1K kalır. Bakın burada istersek 1 yazmayabiliriz. K'lar birbirini götürür. Buradan işlemimizin sonucu 17 olur diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Beşinci soruya geçelim. Bir musluktan akan su miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloya göre A kaçtır diye sordu. Gençler bakın 1 dakikada akan su miktarı 2,5 litre. 2 dakikada 5 litre. 3 dakikada arkadaşlar ne yapıyoruz o halde? 1 dakikada 2,5 ise 3 dakikada 3 ile 2,5'ü çarparsak 7,5 litre olduğunu görüyorum. O halde artık A'yı bulabiliriz. Bakın her bir dakikada 2,5 litre akıttığını gördüm. O halde A'yı bulabilmek için 5 ile 2,5'ü çarpıyorum. 5 çarpı 2,5 12,5 litre yapar. A'nın değeri diyoruz. C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 6. soruya geçelim. x bölü 5 y bölü 15 orantısını orantısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Gerçekten a şıkkından başlayalım. x eşittir 3 için y eşittir 9'dur diyor. Şurada a şıkkı diyorum. O halde x bölü 5 y bölü 15 burada x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 bölü 5 diğer tarafta 9 bölü 15'e eşit mi diye kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın buradan içler dışlar çarpımı yapabiliriz. O halde 3 çarpı 15 eşittir. 5 çarpı 9 bakın 3 kere 15 45 eşittir. 45 olduğu için bu ifade doğrudur diyoruz. İstersek şöyle de görebiliriz. 3'ün 3 katı 9'dur. 5'in 3 katı 15 olduğu için bu ifadeye doğrudur diyorum. B şıkkıyla devam ediyorum. X yerine 4 yazacağım. Y yerine 12 yazacağım. X bölü 5'ti. O halde 4 bölü 5 eşittir. Y yerine 12 yazıyorum. 12 bölü 15. Gençler buradan ister içler dışlar çarpımı yapalım. İstersek şöyle görebiliriz. 5'in 3 katı 15'tir. 4'ün de 3 katı 15 olduğu için bu ifade de doğrudur diyorum. Evet. C ile devam ediyorum arkadaşlar. X yerine 6, Y yerine 18 yazıyorum. O halde Hatta şunu şöyle soldan yazalım. x bölü 5 de 6 bölü 5 eşittir diyorum. y yerine 18 yazdım. 18 bölü 15. Gençler 6'nın 3 katı 18'dir. 5'in de 3 katı 15 olduğu için bu ifade de doğrudur diyorum. Şimdi geliyorum D şıkkına. x yerine 8, y yerine 20 ye yazıyorum. 8 bölü 5 eşittir diyoruz. 27 bölü 15. Şimdi arkadaşlar bakın 5'in 3 katı 15'tir. Ama 8'in 3 katı ne olması gerekir? 24 olması gerekir. Bakın 27 8'in 3 katı değildir. Demek ki bu ifade yanlıştır diyoruz. Evet D şıkkını da sorumuzun yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Tabloda yer alan iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Gençler A şıkkı başlayacak olursam. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8'i elde edeceğiz diye kontrol ediyorum. O halde 4 çarpı 2. Bakın arkadaşlar 8'i elde ettim. Şimdi bir de başka bir sayı deneyelim. Mesela 4 yazalım. O halde 4 çarpı 4. 16'yı elde ettim. Bakın arkadaşlar o halde direkt x yerine 6 yazarsam 6 kere 4 24, 7 kere 4 28 4 kere 3 12 yani sorumuzun cevabı a şıkkıdır diyoruz. Diğer şıkları da göstermek istersem x yerine örneğin ben 4 yazarsam b şıkkında 4 y yerine 16 yazıyorum. 4 çarpı 16. Gençler bakın bu ifade birbirine eşit değildir diyorum. Direkt b şıkkını eriyorum. x artı 4'e bakarsak Örneğin 3 ile 12'yi yerine koyalım. 12 y ye yerine yazdım. X yerine 3 yazıyorum. 3 artı 4. Bakın arkadaşlar 12. 3, 4 daha 7 yapar. Eşit değildir diyorum. Eliyorum. Evet x'in değeri y artı 6 ya da eşit değildir diyoruz. İstersek burada da 5'i yerine koyalım. 5 eşittir 20 artı 6. Bakın arkadaşlar 5 26'ya eşit değildir diyoruz. D şıkkında elemiş oluyoruz. Evet devam ediyorum. Evet gençler. Olduğuna göre B kaçtır diye sordu. Gençler ifadeyi aynen yazıyorum. A bölü 5 eşittir. B bölü 8. Bakın arkadaşlar ben burada orantıyı belirlemek için orantı sabitini eşitleyecek olursam. Mantığımız şu gençler. Ben A yerine ve B yerine öyle sayı yazacağım ki bu eşitliği sağlamamız gerekir. Bakın şu kenarda göstermek istiyorum a bölü 5 eşitse k'ya içler dışlar çarpımı yaparsam a aslında 5k'dır. E aynı şekilde a yerine 5k yazarsam b yerine de 8k yazarsak eşitliği sağlamış oluruz. O halde bana verilen işlemde a yerine 5k yazıyorum. b yerine 8k yazıyorum. 2b eksi a eşittir 66. 2 çarpı b 8k idi. Eksi. A'nın değeri 5K. 2 kere 8 16K. 5K çıkarıyorum. 16'dan 5'i çıkardım. 11K eşittir. 66 ise her iki tarafı 11'e bölersek K'nın değeri 6'dır diyoruz. E, benden B'yi istedi. Bakın B 8 K'ya eşitti. Buradan 8 çarpı 6 B'nin değeri 48'dir diyoruz. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıda verilen tabloda M ile N arasında doğru orantı vardır. Yani gençler biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi N'ye baktığımız zaman 18 altın 3 katıdır. O halde A 4'ün 3 katı yani 12'dir. 4 çarpı 3'ten 12. Şimdi arkadaşlar 4'ten 24'e gelmiş bakın. 24 4'ün 6 katıdır. O halde B'de 6'nın 6 katıdır. 6 çarpı 6'dan B'nin değeri de 36'dır. E benden ikisini toplamamı istediğim Toplamları 48 olur diyoruz. B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. X ve Y sıra sayıları sırasıyla 4 ve 5 ile doğru orantılıdır. 3X-Y eşittir 28 olduğuna göre Y kaçtır diye soruyor. Gençler burada X 4 ile doğru orantılıysa X'i 4K Y'ye de 5K diyorum. Bakın hangi sayı doğru orantılıysa direkt onun yerine 4K diğerinin yerine 5K yazabiliriz. O halde 3X eksi Y eşittir. 28'de X yerine 4K yazıyorum. 3 çarpı 4K eksi Y yerine 5K yazıyorum. Eşittir. 28. 3 kere 4 12K 5K'yı çıkaracak olursam 7K eşittir. 28 Buradan K'nın değeri 4 olur diyoruz. Gençler bizden Y'yi istedim. Y'ye de 5K demiştik. O halde 5 çarpı 4 Y'nin değeri 20 olur diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler. Devam ediyorum arkadaşlar. 11. soruya geçelim. Sinan elindeki 28 TL'yi Cenkert ve Furkan'a sırasıyla 12 TL ve 16 TL olacak şekilde belirli bir oranda paylaştırmıştır. Sinan 140 TL'yi aynı oranda paylaştırırsa Furkan kaç TL alır diye soruyor. Şimdi gençler Cenkert ve Furkan'a Cenkert bir Furkan diyorum. Bakın birisi 12 aldı, diğeri 16 aldı. İstersek bunu şöyle sadeleştirecek olursak aslında 3 bölü 4 olur. Bakın şöyle 4 ile sadeleştirdiğimizde değeri diyorum. O halde Cenk'er 3'ün bir katı Furkan da 4 kat alır diye düşünelim. İkisinin toplamı arkadaşlar. Toplam dağıtacağı para 140 lira. O halde 3K artı 4K toplamda 7K yapar. Bu 7K'ya 140 lira dağıtacak olursak K'nın değeri buradan 20 olur diyoruz. Arkadaşlar buradan 20 olursa Furkan'ın alacağı parayı şimdi bakın K 20 şimdi bizim için Furkan 4K para alıyordu. Furkan diyorum K yerine 20 yazarsam 4 çarpı 20'den Furkan'ın alacağı para 80 TL'dir diyoruz. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 12. soruya geçiyorum. Olduğuna göre x bölü z değeri kaçtır diye sordu. Gençler bakın burada önemli nokta şurası. Bizim için ortak olan harflerimiz dikkat ederseniz y'ler ve y'lerin değerlerinin ortak olması gerekiyor. Eğer y'ler eşit değilse gençler. Yani y burada her ikisinde de 5 veya 10 olsaydı veya aynı sayı olsaydı Direkt ben işlem yapmadan x yerine 4, z yerine 12 vererek işlem yapacaktım. Ama şimdi baktığım zaman y'ler aynı ama değerleri farklı. O halde bu kesrimizi y'lere eşit olacak şekilde 2 ile genişletiyorum. Şuradan aynen yazıyorum işte. x bölü y 4 bölü 5'i 2 ile genişletirsem 8 bölü 10'a eşittir. Bakın aynı şekilde y bölü z de 10 bölü 12 de. Şimdi y'lerin değeri bakın arkadaşlar. Her ikisinde de aynı oldu. O halde x'i 8, y'yi 10, z'yi de 12 alabiliriz. Benden istediği x bölü z. Buradan x yerine 8 yazıyorum. Y yerine pardon z yerine 12 yazıyorum. İkisini de şöyle 4 ile de sadeleştireceksek 2 bölü 3 olur. Sorumuzun cevabı D şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 13. soruya geçiyorum. X, Y ve Z doğal sayılardır. X bölü Z, X bölü 2 eşittir Y bölü 3 eşittir Z bölü 4 olduğuna göre X artı Y artı Z toplama aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyorum. Gençler bakın burada X bölü 2 eşittir Y bölü 3 eşittir. Z bölü 4 diyorum. Ve bunlar arkadaşlar K orantı sabitine eşit olursa. Bakın bir tanesini gösterelim. X bölü 2 K eşitse şöyle içler dışlar çarpma yaparsam X yerine 2K yazmam gerekir. O halde aynı mantıkla arkadaşlar bakın. X yerine 2K yazacağım. Şöyle gösteriyorum. Eşitliği sağlamak için Y yerine 3K yazıyorum. Ve Z yerine 4K yazarsam Bakın buradan gençler 4'ler, 3'ler ve 4'ler kendileri birbirini götürür. K eşittir K eşittir olur. Demek ki y bizim için 3k ve z de 4k'ye eşit olacak. Bunların toplamına bakalım. 2 3 daha 5, 4 daha 9. 9k. Arkadaşlar bunların toplamı ne olması gerekir o halde? 9'un katı olmalıdır diyoruz. Şimdi şıklara baktığımız zaman olamaz dediği için 9'un katı olmayan arkadaşlar bakın. 27 9 çarpı 3 demektir. 36 9 çarpı 4 demektir. 45 9 çarpı 5 demektir ama 56 9'un katı olmadığı için x artı y artı z'nin toplamı olamaz diyorum. D şıkkını da doğru cevap olarak işaretliyorum. Devam edelim gençler. 14. soruya geçelim. A sayısı B artı 2 sayısı ile doğru orantılıdır. A sayısı 6 iken B sayısı 16'dır. Gençler A ve B artı 2 yazıyorum. Bakın A sayısı 6 iken B sayısı arkadaşlar 16. Benim için ama burada önemli olan gençler B artı 2 doğru orantılı. O halde burada B yerine 16 yazarsam 16 artı 2 gibi düşüneceğiz. Peki A sayısı 12 iken B sayısı da B artı 2 şeklinde düşünelim. Yaşta şuraya düzenlersem 18. Bakın buradan şöyle görebiliriz. 6'nın 3 katı 18'dir. O halde B artı 2 12'nin 3 katına eşit olmalıdır. Şimdi B artı 2 12'nin 3 katına eşitse 12 çarpı 3 Buradan B artı 2. 36'dır. B'nin değeri de artı 2'yi gönderdim. Eksi 2 olarak geçtim. B'nin değeri 34'tür diyorum. Evet. B şıkkında doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Devam ediyorum. 15. soruya geçiyorum. X bölü Y 5 bölü 3 ise X artı Y bölü X eksi Y değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Gençler burada x'i direkt 5. Bakın y'yi de direkt 3 alabiliriz. Veya 5k bölü 3k şeklinde de düşünebiliriz. Hangisini yaparsanız yapın. Aynı sonucu bulursunuz diyorum. O x yerine istersek 5k yazalım. 5k artı y yerine 3k yazıyorum. Bölü 5k eksi 3k. 5, 3 daha 8k. 5'ten 3 çıkardım. 2k. K'lar gitti. 8 bölü 2. 4'e eşittir diyoruz. A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Devam ediyorum. 16. soruya geçiyorum. Yukarıdaki tabloya göre orantı sabiti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gençler orantı sabitini ya A'yı B'ye böleceğiz veya B'yi A'ya böleceğiz. O halde bakın ben B bölü A dersem 5 bölü 2 oran sabit olur diyoruz. Buradan 5 bölü 2 cevabını D şıkkında görüyorum. İstersek gençler bakın şuradan 10 bölü 4 de sadeleştirecek olursak 5 bölü 2 eşittir. Diğerlerinde yine 5 bölü 2 aslında 2.5'a da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet devam ediyorum. 17. soruya geçiyorum. A ve B sayıları sırasıyla 3 ve 4 7 ile doğru orantılıdır. Buna göre 2B artı A bölü B eksi 2A oranı kaçtır? Arkadaşlar burada A 3 ile doğru orantılıysa A yerine 3K B de 7 ile doğru orantılı olduğu için 7K yazıyorum. Evet, bize veren işlem 2B artı A B eksi 2A diyorum. Buradan B ve A yerine koyarsak B yerine 7K yazıyorum. 2 çarpı 7K artı 3K bölü b 7k idi eksi 2 çarpı 3k evet 7 kere 2 14k artı 3k bölü 7k eksi 6k'dan buradan arkadaşlar 17k bölü 1k k'lar giderse sorumuzun cevabı 17 olur diyoruz. Evet arkadaşlar. 17 cevabıyla A şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet gençler bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.